Kardeşim ben uzun kılıç başlıyorum ya. Bak bu arada fark ettiğimi bilmiyorum ama son videolarda keşfettiğim şey ciddi anlamda sıkıntılı bir şey. Sette deneyelim dedik. Sonra Rengar'da olur mu dedik. Master Yi'ye deniyoruz şimdi. Arkadaşlar bu Haşmetli, işte Sterak'tır vesairedir, bunları çıkıp da ondan sonra geri kalanına tank çıkma build'i hiç normal değil. Bu arada bir dakika videoya bir girelim. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Bugün sizinle top lane'de Master Yi oynuyoruz ama tank Master Yi oynuyoruz. 4.5-5K canlı. Böyle dilediğiniz gibi fight'a Q ile girmeli Master Yi. Normalde Q'yu ne yaparsın? Skill doşlarsın değil mi? Kardeşim sizden korkacak bir şeyim yok deyip R'yi açıp Q ile adamları kovalayan Master Yi yapacağız arkadaşlar. Öyle olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yine antrenman modunda bir denedim. İlk oyun inşallah dünkü Rengar'a benzemez bu arada. 9 maç mı girdik? 8 maç mı girdik? Yani AFK'lerden vesaireden bıktım bu arada. Gold Plat Elo'dayız. Plat bir Irelia var karşımızda. Bakalım Master Yi. Bu arada bir dakika, ben Q açtım da bir tık yanlış yapmış olabilir miyim ya? Evet bir tık yanlış yaptım arkadaşlar. Şu an dövüşemem. Ben bir tık yanlış yaptım arkadaşlar. Rünler şu şekilde, bu şimdi tamam. Yanlış yaptık arkadaşlar. Gelseydi E ile dövüşecektim ben buna. Şu an dövüşemem. Şu an Q'yu açtıysam haddimi bileceğim. Tamam, al abi sen onu, süper. O minyonu beklemesi gerekiyordu bu arada. Şu minyonu da öldürtürseydi daha iyiydi. Güzel, düşünmeden oynuyor diyebiliriz. Ben de düşünmeden skill açtığım için çok bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi 2 olacak. 2 olursa bir tık canımızı yakmaya çalışır arkadaşlar. Şöyle tatlı farmingimizi bir yapalım. Efendim? Ama çalışır abi. Çalışır. Bu arada exhaust girmiş. Şimdi aim açtım işte. Kanka senle şöyle minyonların içinde bir dövüşsek. Böyle bir tanecik küçük bir hasar takası arkadaşlar. Yemeden yedirdik sadece. Çok da bir şey yapmadım. Yemedim yedirdim. İçmedim içirdim. Arkadaşlar şimdi Master Yi dediğiniz karakter top lane'de fazla güçlü. Lanet olsun dostum. Ya arkadaşlar Master Yi gerçekten çok güçlü. Ben size zamanında meta kralı tam genç kesen büyük minyon varken susacaksın Valiant. Büyük minyon varken çeneni kapayacaksın Valiant. Konuşmayacaksın. Oğlum şu büyük minyonları ben özellikle artistlik yaparken hiçbir zaman alamıyorum ya. Vallahi lanetimiz oldu ya. Lanetimiz oldu arkadaşlar. Çok güçlü olacağız. Şimdilik bir dakika. Kanka sen bana şöyle bir... Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Tatlı tatlı çıkacağım şurada. Bakayım amumucuğum ne yapıyor? Tamam güzel. Ben flash atmadım bu arada. Arkadaşlar ölümcül tempo dediğiniz şey şu anda karakterlerin elini aşırı hızlandıran saçma sapan bir ürün. Şimdi bu ürünle bir tane şundan alacağım. Bu arada ilk mahvolmuşa gitmeyi düşünüyorum lane'de. Şu an kararımı şimdi verdim. Build'imizden biraz bahsedeyim size. Gideceğiz arkadaşlar. Nerede bak, önermiyor bile. Turbo kimyasal tank alacağız yine. Pardon. Turbo kimyasal tank ile buz ateşini denedim. Buz ateşinin hasarı nedense daha fazla çıktı arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle bu ilave %1'lik can muhabbeti var ya. Onunla mı alakalı artık? Tam bilmiyorum. Bunda da aynı görünüyor ama buz ateşi daha çok vurdurdu. Yani belki ben yanlış denemişimdir ama zannetmiyorum. Neyse. Buz ateşi çıkacağız. Ondan sonra bir dakika şu... Ne haber kanka? O skill atamaz biz arkadaşlar. Geldim abi. Güzel. Biliyorum senin geldiğini de. Benim Q yoktu ya. Bir dakika. Kardeşim bu nasıl bir kill salma şekli? Bu nasıl bir kill salma şekli? Bu nasıl bir kill salma şekli lan? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Amucuğum. Tamam. Teşekkür ederim. İstemedik. Yo ben ittim sağ ol, Allah razı olsun. Sen elleme kardeşim ben. Kardeşim benim sağ ol ya, Allah razı olsun ya. Buna da iyi ki bir itmeyi öğrettik ha. Vallahi billahi. Lane itmeyi öğrettiğimden beri var ya, farmımı gördün mü direkt yapışıyor. Neyse arkadaşlar bu ilkten bahsediyoruz. Güzel oldu bu arada, hiç beklemiyordum ben bu arada jungle'ın geleceğini. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ne diyordum? Ha, buz ateşini alacağız. Buz ateşinden sonra arkadaşlar mahvolmuş zaten almış olacağız. Haşmetli çıkacağım. Sterak çıkacağım. Varmok çıkacağım. Ayakkabıyı savaşçı çizmesi çıkacağım. Karakterde 4500 üzeri bir can oluyor. Ölümcül tempo sayesinde deli gibi çalışıyor. Buz ateşi Q attıktan sonra ota tıkatınca adam slow'uyor. Ben zaten hızlıyım. Damage her türlü çıkıyor arkadaşlar. Muazzam damage çıkıyor. Ha, şunu söyleyeyim. Kraken'le build yaptığında arada 2 katı damage oluyor bak. Onu da denedim. Ne kadar fark oluyor dedim. Şimdi burada içerik çekeceğim diye yalan söylemenin bir manası yok. Bildiğiniz 2 katı fazla vurdurtturuyor. Kraken'le böyle bildiğin Guinsolu Muinsolu böyle adamın işte ağzına sıçmalı, yırtmalı tereyağı build'i. Eyvallah 2 katı vurdurtturuyor ama... Şimdi kanka ya. Kanka bir şey diyeceğim. Siz 2v1 master'ı gördünüz mü? Let's go. Woo. Kardeşim bak, senin jungle'ın gelir bela okurlar, benim jungle'ım gelir sela okurlar. Ama jungle'la alakasız yani durum. Irelia'yı dövmek zaten zor değil arkadaşlar. Master ile Irelia'yı dövmek çok basit bir şey yani gerçekten. Irelia dediğin karakter zor bir karakter. Ben size Irelia ile lig kasmayın dedim yani. Lig tabii ki kasın da Irelia ile. Benim önerdiğim karakterler yanı sıra dedim ki Irelia dedim daha fazla efor isteyen bir karakter. Oyun taşımak için dedim. Master Yi'yi neden önerdim ben size abi? Bak hiçbir şey yapmıyorum. Tamam bir iki outplay yaptık, bir şey yaptık. Orada Q'yu beklettik de yani adamın Irelia'nın E skill'ine de yani Q'yu at artık yani. Hani bunun da hani outplay, tamam outplay diyebilirsin de şu kadarcık outplay yani böyle oha uçayım kaçayım bilmem ne yapayım falan. Irelia ile yapman gereken şeyden çok daha azı yani, ondan bahsediyorum. Bir tur daha ettireceğim. Mahvolmuşum geliyor. Mahvolmuş geldikten sonra direkt dive atarım arkadaşlar tek başıma. Bu arada oyuna girmeden önce Yasuo ADC aldı. Top lane'de Master Yi var. Oyun loz olacak iyi dedi. Zaten kaybettik dedi böyle. Aynen zaten kaybettik dedi. Ya dedim sus da dedim, free win'ini al otur dedim ya. Free win'ini al otur dedim yani. Ben 4-0 oynuyorum, sen 0-1 oynuyorsun yani kardeşim. Hiç bak adam hiç umurumda değil. İttim yine lane'imi hop tak diye çıkıveriyorum. Hiçbir şey olmamış gibi. Şimdi itemim geldi. Bir 30 gold bekleriz sanırım arkadaşlar. Niye? Ayakkabı alırız. Şimdi mahvolmuşum geldi. Haşmetli'ye gideceğim. Önceliğim o olacak ama sanırım büyük ihtimalle arkadaşlar giderim bir şeyi bitiririm. Buzdağını bitiririm. Buzdağından sonra Haşmetli'ye gideriz. Damage'im zaten muazzam olacak. Bak muazzam olacak. Ben şimdi birazdan yazacağım. Ne oldu lan? Master Yi vardı topta hani loz alıyordun falan filan diyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Bu arada arkadaşlar hava buz gibi. Aman diyeyim bak, kendinize dikkat edin. Genç kardeşlerim vardır belki. Yakası bağrı açık geziyordur. Dikkatli olun. Hasta olursunuz. Vallahi genç yaşta soğuğu yersiniz. Sıkıntı yaşarsınız. Ben size söyleyeyim. Ben mesela eskiden çok şey yapardım hani. Açardım yakayı bari. Onu şöyle doşlarım. Şöyle hop hop hop. Hop. Şöyle bir keseriz arkadaşlar hızlıca. Yani Q atmama gerek yok E'sini doşlamak için. Çocuğun psikolojisi bozuldu çünkü. Bu arada toplayın Master Yi'ye ezildim diye bu çocuk var ya. Gece uyuyamayacak ya. Toplayın Master Yi evet bazen güçsüz arkadaşlar ama düzgün oynarsanız bu karakterden güçlü karakter neredeyse yok yani oyunda. Niye diyeceksin? Q skill'i mükemmel bir defansif, aynı zamanda ofansif. W skill'i aynı şekilde mükemmel bir defansif skill. E skill'i zaten yok, öyle bir skill yok yani. Öyle bir damage attıran skill yok. Gerçek hasar vuruyorsunuz. Tıkır 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 vuruyorsunuz. Kime diyor çok beyinsiz ya diye? Bana diyor abi. Neden? Diye. Neden? Nasıl neden? Sen niye ejder almıyorsun, o niye sana öyle diyor? Yani adam burada duruyor işte. Poppy geliyor, bir jungle girecek. Jungle'a girmesin diye şey yapıyorum, böyle duruyorum. Niye ejder almıyorsun diyor bana. Ha sen şey mi istiyorlar senden? Git tek başına ejderi al gel. Eşşoğlu eşek. Sen ne yapıyorsun burada gibi bir kafam mı bu? Aynen. Bot böyle duruyor abi. Hiçbir şey yapmıyor. Ha sen jungle'sın, sen alacaksın. Aynen klasik arkadaşlar. Klasik. Tamam ayakkabıyı da bitirdim. Güzel oldu. Şu potum basayım. Ben bu arada potları ne yaptım? Benim 3 tane potum vardı. Ne ara bastım ben 3 tane potumu? Yanlışlıkla herhalde arkadaşlar. Tık 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 üstüne bastım. 3 tane pot genelde hiç almadığım için unutmuş olabilirim bir tık. Güzel. Ejderimiz de geldi. Aha Irelia var. Tamam arkadaşlar İrelia'nın oraya gitmesi hiç sıkıntı değil. Belki oradan bir kill çıkartırlar. Bakayım şöyle bir. Bizim oğlanı kestiler. Tamam ben buradan hemen kuleye vurayım abi. Benim karşımda duramıyor çünkü dive yiyor arkadaşlar çocuk. Çocuk dive yiyor yani. Dive. Irelia'ya dakika 10'da dive atıyorum. Az önce gördünüz. Hemen şuraya bir vuralım. Biz devam abi buradan. Şu kuleyi bir alalım, bir atlasın arkadaşlar. Bu arada Irelia gelirse direkt kafasına flashla girerim desem inanır mısınız? Şu anda mahvolmuş artı savaşçı çizmesi artı ölümcül tempo artı R artı E artı Q. Aşırı güçlüyüm. Aşırı güçlüyüm. İlk kuleyi dakika 11'de aldım. Gayet güzel arkadaşlar. Çok hızlı oldu. Tatlı da oldu. Şimdi gideceğiz birazcık adamları darlayacağız. Bu arada arkadaşlar şu anda ben kırılgan bir master'ıyım. İtemim yok, bir şeyim yok. Aha. Ne haber lan? Ne haber Irelia? Kanka sen kaçamadın sanki ya. Hemen şöyle bir kaçtık şuradan arkadaşlar. Tamam dediğim gibi kafasına vururum flash'ı. Q'yu atarım keserim adamı abi. Yalnız ultim olmadığı için şu anda. Bakayım Syndra orada. Poppy. Tamam bana kimse gelmiyor herhalde. Ben burayı da aldım arkadaşlar. 600 gold mis gibi. Tertemiz ya. Tertemiz oyun biliyor musunuz? Tertemiz. Tertemiz. Ne kanka ne oluyor? Arkadaşlar Syndra mid de. Tamam adam kaybolmuyor bile. Görüyorum yani yerini görüyorum. Götün kalkmış biraz kanka senin diyor. Kıskandın mı lan? AFK kal. 4-5 taşıyayım ben. Arkadaşlar bunları böyle ezikleyeceksiniz ya. Kanka bunu bu arada böyle giremeyiz şu an. Hayır öyle bir girme şekli yok. Burada zaten bak ne var bak ne gördüm. Hemen şurada base'imi koydum arkadaşlar. Sanırım benim base'im bozacak ama değil mi? Aynen. EQ yedik şimdi. Korkudan var ya çocuk yaklaşıp EQ bile atamadı. Güzel. Arkadaşlar böyle adamları bozacaksın. Bak vallahi bozacaksın. Adam top lane'de Master Yi var deyip direkt böyle mental kıracak bir cümleyle mi oyuna başlıyor. Bu arada ne oldu oğlum? Adama dive attılar. Ah be, o kalkanı alacağım diye ölse. Ya ölür ya, ona yapacak bir şey yok. Gold platelo burası. Burada her şey olur. Burada Challenger gameplay de görürsün. Bronze gameplay de görürsün. Geliyorum, geldim. Ya. Yani var ya sen şu amımı yiyor. Nasıl pingiyorlar seni, nasıl pingiyor farkında mısın? Kanka bak sen ne yaptın şimdi? Bir tane şey için canını verdin. Sen canını verdin şimdi. Ne arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Ben kule tanklarım bak şu anda. Farkında değilsiniz siz. Şurada bir farm alalım bir dakika. Bunlar ne zannediyorlar kendilerini ya? Bir şey diyeceğim, Syndra'ya gelecek bu arada. Şu büyü alalım. Öldüm. Oğlum niye kule bende? Neden kule ben? Ah kule bendeymiş, kule bendeymiş. İleri repler misiniz? Replik bir şey yok. Kötü oynadı diyor. Sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar çar yeni başlayacak bu arada. Birazdan başlıyoruz. Hazır olun. Haşmetli'yi çıkıyorum. Finito. Ne diyordum ben ya? Yasuo. Ha adam bak mental kıracak bir cümleyle başlıyor arkadaşlar. Diyor ki top lane'de Master Yi var. Oyunu işte kesin kaybedeceğiz. Oğlum bir dur. Takımına kimin geldiğini nereden bileceksin sen? Senin takımında Valiant Master Yi'si var. Bir sakin ol lan. Ben bu adamın götünü taşıyacağım şimdi ama istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu çocuk ADC Yasuo alıp yani 3 kere ölen adam mesela. Baktığın zaman. İşte. Ya bak bir tane daha ölecek şimdi. 4 oldu. Abi şu an boşuna sinirlisin. Neden biliyor musun? Oyun başı, cümlenin başına ne dedin abi? Yasuo dedin. Oğlum kafanı yani. Hayır oğlum bak şimdi bir dakika. Ben TR Yasuo'su diye tamam bir ezikleme yöntemi olduğunu biliyorum ama ben Yasuo'yu ezikleme taraftar değilim. Ben de Yasuo main'dim. Ben hani güzel oyunlar yapardım arkadaşlar. Yasuo ile çok güzel işler yapmıştım vardı. Yasuo'yu severim ben ya. Yani. Eğlenceli bir karakter. Tamam TR'deki Yasuo'lar birazcık yani şey olabiliyorlar ama. Gerçek özelliği işte abi yani. Bir şey diyemezsin ki, ne diyeceksin buna? Bu arada bir şey diyeceğim. Öyle bir yere sıkıştı ki arkasına geçemedim yemin ediyorum. İlk defa arkadan vuramaz bir şey. Ya. Hayır kardeşim yarata yani. Vadinin alametinden bahsediyorum. Ne haber lan Irelia? Gelemiyor ki. Gelemez oğlum, nereye gelecek? İmkanı yok ki bu saatten sonra çocuğun gelmesinin. Bir şey diyeceğim, ben bu Syndra'daki red buff'ı istiyorum. Daha çok tamam, o taraftan uzayacak. Hemen top lane'deki farm'a gittik arkadaşlar. Zaten görünüyoruz burada adamlar 1080p izliyor bizi. Ejder var kimsenin bir şeyinde değil diyor. Kardeşim o zaman Prio'yu alırsın. Lane'ini kazanırsın, jungle'ına yardım edersin. Ne istiyorsun, ne yapalım ya? Ben bak top arkadaşlar gerçekten şu elolar. Ya ben size normalde bunu hani bir tık daha düşük eloda çekecektim. Hani bundan daha düşük elo yok bu arada kafalarından dolayı. Ben onu da söyleyeyim size de. Hani büyük bir yığılmanın bronz, silver ve gold elo'da olduğunu bildiğim için ben hani oralarda çekeyim öğreticileri ki tam olarak oyun stili benzesin istiyorum. Ama yani o elolar emin olun şu elodan daha yüksek ya. Bu adam şu kafadaki şu adamlar şey değil yani. Hani buranın adamı değiller. Bunların ranked girmemesi lazım. Adam diyor ki ejder var kimsenin bir şeyinde değil. Oğlum o zaman bak bir ward at oraya, bir git bir lane'ini ittirmeye çalış, bir şey yok, bunlar yok. Ne olsun? Jungle gitsin alsın. Abi öyle bir oyun tarzı vallahi yok ya. Öyle bir oyun tarzı vallahi yok. İnanır mısın? Vallahi yok ya. Yok yani, bir de sur veriyorlar. Ama sur veremeyeceksiniz. Biz 2 kişiyiz çünkü. Girdik bunlara ya. Let's go. Gel gel, dive'ı koyduk burada. Bu çocuklar orada dilensinler. Biz buradan yaralım hemen güzel güzel. Bu build'i bu arada bitireceğim arkadaşlar. Oyunu bitirmeyeceğim bu build'i yapmadan. Tuttun bu arada sen. Tuttun. Neden kule yine bende? Neden kule yine bende? Sıkıntı yok ama. Ben kredili yoktun abi ondan. Sen nasıl oğlum, bu şu kuleler niye hep ben tanklıyorum? Bu kuleleri bir şekilde sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kuleleri bana tanklatıyorsun, farkında mısın? Ben o Q'ya flash attım. Ben o Q'ya flash attım arkadaşlar. Öldüğüm yer burası, Q burada. Siz düşünün artık. Riot Games yine mükemmelsin dostum. Lanet olsun. Ben buradan bak dakika 18'de açmışım arkadaşlar. Adamları böyle ayırmışım. Yasuo oradan kule alacak. Ya oğlum. Neyse ben bunu uğraşmıyorum arkadaşlar. Nick'i de şuymuş bak. Bu adamı görünce bilin ki gereksiz flame atan bir adam. Küfür etmedi ama küfür etmediği için bir şey demeyeceğim. Küfür etmediği zaman gerçekten şükrediyorum ya. Artık TR server'da küfür etmedikleri zaman şükrediyorum abi. Sıkıntı yok. Biz şimdi build'imize odaklanalım arkadaşlar. Benim olayım şu an Sterak. Ben Sterak'a da çıkarım. Sterak bu arada muazzam bir AD veriyor. 50 AD 400 can. Efsane arkadaşlar. O yüzden zaten bu Haşmetli ve Sterak'tan dolayı karakterler bu kadar güçleniyor. Tekrar söylüyorum. Kraken'li Master Yi gibi olmaz ama kule tanklarsın. Adamlar gelir, onlarla dövüşürsün. Bu çocuk bunu çalmaya çalışacak değil mi? Evet, bu çocuk bunu çalmaya çalışacak. Elleme oğlum sen. Oğlum çalmadı. Tamam ben barıştım bu arada Yasuo'yla. Bak ben bu hareketin üstüne ben barıştım. Çocuk güçlünün ben olduğumu biliyor. Sağ, tamam arkadaşlar ben barıştım. Gereksiz bir flame attı. Evet tamam, demek ki bu çocuk kötü. Şöyle diyeceğim. Bu çocuk demek ki bir önceki maçını kaybetti. Bu çocuk sabahtan beri ranked atıyor büyük ihtimalle. Benim ilk oyunum arkadaşlar, günün ilk oyunu. Kötü vakit geçirmiş. Kötü bir mentale sahip. O yüzden birazcık canını sıkmışlar. O yüzden onu da bize yansıttı diyorum. Affediyorum arkadaşlar Yasuo'yu. Gerçekten affediyorum. Bak yanıma geliyor. Benle kasmak istiyor herhalde. Abisi olarak beni kabul etmek istiyor olabilir. Her şey olabilir yani. Hemen bir yardıma gidelim. Bu arada karşıda Morgana var. Syndra var. Poppy var. Irelia var. Caitlyn CC'si var. Full CC arkadaşlar. Bakın full CC. Ama bir şey diyeyim mi? Aha. Aa ben bunu unutmuşum. Hayır. Bir dakika, ne oluyor? Kanka zannediyor ki arkadaşlar ben Q atacağım. Sonra bana Q atacak da koşarım oğlum yanına kadar. Ben senden hızlıyım yani. gördüm Syndra'yı gördüm, geliyorum. Nereye gittiğini göremedim gerçi de. Yukarı çıktı ama. Yukarı çıkmamış. Aha. Ha burada. Ha. Suru da verdiler arkadaşlar. Kesin deneyim bu build'e. Bakın zaten gücünü gördünüz. Tık 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 vuruyor. 3 tane CC yedim bak. 3 tane CC yedim. Morgan'ın Q'su R'si. Üstüne Caitlyn W'su yedim. Ölmedim abi. Kısa sürdü ama tatlı oldu. Lane'imizi de güzel aldık. Bir de hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar maç uzasa daha neler olacaktı. Bu arada kısa sürdü. 20 dakikalık bir maç oldu ama tatlı çıtır olsun bu da. Son zamanlardaki maçlarımın hepsi 35-40 dakika falan sürüyor zaten. Peki bu da tatlı olsun, çıtır olsun arkadaşlar. Benim birazcık da dinlenmeye ihtiyacım var zaten. Bugün çok video denemek istemiyorum. İlkinin böyle tatlı çıkması güzel oldu. Master Yi zaten her haliyle güçlü. E'sinin gerçek hasarı damage'i vurdurtturuyor. Olayı bu. Bu build'in full build haliyle aşağı yukarı arkadaşlar her E'si 100-110-120 civarı gerçek hasar vurdurtturuyor size. Senin 2 atak speed'in oluyor. E skill'i 5 saniye mi 6 saniye mi ne açık kalıyor. 10-12 tane falan E atıyorsun. E açıkken damage atıyorsun. Ya öyle bir olayı var arkadaşlar. Ölümcül temposu teklendikten sonra E açarsan 10-12 tane E açıkken oto atak atıyorsun. Gerçek hasarı yediriyorsun. Gerçek hasar demek de arkadaşlar zırhtır, MR'dır vesairedir. Hiç umurunda olmadan vurur. Olayı budur. Bu build her şeye gidiyor. Bu çıtır oldu biraz arkadaşlar. Kısa sürdü. Umarım da damağınızda kalmamıştır. Daha çok iş yapardık ama gerçekten bu sıralar çok yorgunum. Affınıza sığınıyorum. Like'larımızı esirgemeyelim. Abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yine çok uzattım burayı. Sizle muhabbet etmeyi seviyorum ama kendinize bakın. Hoşçakalın.